إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli arkadaşlar, öncelikle Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak olan birkaç programdan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili ilan etmek istiyorum. Birincisi, Allah nasip ederse Kurban Bayramı'ndan sonra cumartesi günleri belirlenecek olan tarihte ve belirlenecek olan zamanda erkek çocuklara bir kurs açacağız. Cumartesi günleri olacak bu kurs. Kur'an-ı Kerim eğitimi ve onun yanında ileriki zaman dilimlerinde de Arapça eğitimi olacak. Cumartesi günleri bunun vaktini belirleyeceğiz. En az kursa gelecek olan çocuğun ilkokul yaşında, yani 7 yaşında olması lazım. Belli bir seviyeye gelmiş olması lazım. Sizler ne kadar evinizde çoluğunuzu, çocuğunuzu bir seviyeye getirir, hazırlar, Kur'an-ı Kerim öğretme konusunda bir altyapı verirseniz, burada çocuklardan o kadar çok istifade hasıl olur. Çocuklar o kadar seri bir şekilde, hızlı bir şekilde bir seviyeye gelir. Yani evlerinizi de aslında bir okula, bir medreseye çevirmeniz lazım. Yani çocuk evde Allah'ın kelamını öğrenmeye çalışsın. Allah'ın kelamını her akşam okumaya çalışsın. Burada böyle bir program yapma, programa başlama niyetindeyiz. Allah nasip ederse duymayan arkadaşlar, buraya bugün gelmemiş olan arkadaşlar, gelen arkadaşlar gelmeyenlere duyursun, haber versin. Dediğimiz gibi en az gelecek olan çocuk 7 yaşında olsun. Ondan aşağı olan çocuklar zaten burada zapt etmesi, bir şeyler öğretilmesi zor. Böyle 7 yaşında ve üzerinde olan çocuklara bir program başlanacak. Bayanlarla alakalı da ikinci bir program var. O da cumartesi akşamları. Riyaz-ı Salihin dersinden önce saat 7'de bundan önce başlamıştık Arapça programına, Arapça dersine. 0, 1. seviye idi. O Medine İslam Üniversitesi'nin Rusullugal Arabiye adlı bir kitabı var. Onun yaklaşık olarak 4-5 ünitesi okunulmuştu. Gelenler bu manada istifade ettiler. Araya Ramazan girdi ve şu anda Kurban Bayramı geliyor. Bu arada da bir program yapmadık. Bayramdan sonra o program da yeniden tekrar sıfırdan başlayacak. Gelmiş olan, katılmış olanlara bir tekrar olacak. Yeni gelenler de sıfırdan başlama imkanı bulacak. Arapça dersinden sonra da Riyaz-ı Salih'in dersine katılır. Bu şekilde hem Arapça dersi hem de hadis dersleri bir anda yapılmış olur. Yani erkeklerin Allah'ın dininde, dinini öğrenmeye ihtiyaçları olduğu kadar bayanların da ihtiyaçları var. Yani erkekler bir şeyler öğrenirken, tevhidi öğrenirken kadınlar evde cahil kalmamalı. Hele hele bu dönemde, bu çağda insan başı boş kaldığında ona sahip çıkacak birçok fitne var. İşte televizyon var, komşular var, çevre var, cahil akrabalar var, aileler var. Bir de bakıyorsunuz ki kadınlar evde boş şeylerle uğraşıyorlar. Yani erkek olarak, bir erkek olarak bir kişi hanımına sürekli sormalı. Namazlarını kılıyor mu? Namazlarını vaktinde kılıyor mu? Kur'an-ı Kerim okuyor mu?
Hatim yapıyor mu? Bu ay kaç tane hatim yaptın? En son ne zaman hatim yaptın? Bu yani bu konuda teşvik etmesi lazım. Eğer erkek bu konuda kadını teşvik etmezse bir de bakıyorsun ki kadın erkeği başka yerlere çekip teşvik etmeye çalışıyor. O sebeple buna dikkat edelim. Evet. Şimdi kalmış olduğumuz namaz ile ilgili ahkama, hükümlere geçebiliriz. Ama ondan önce şuna da işaret edelim. Bizim burada, bizimle Arapça okuyan yaklaşık 3 yıla değin, 3 yıldan bu yana Arapça okuyan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Pazar günleri bu arkadaşların dersleri devam ediyor. Bu hafta Kuveyt'ten, yurt dışından gelen bir arkadaş burada arkadaşlara Arapça dersi okuttu. Arapça olarak gramer dersini okuttu. Çok şaşırdığını söyledi arkadaş. Maşallah dedi. Yani kardeşler, arkadaşlar sabretmişler. Arapça gramer dersini anlayabilecek, bir Arap'tan anlayabilecek bir seviyeye gelmişler. Bu aslında onlar için bir başarıdır. Güzel bir seviye kat edilmiş. Gerçekten ben de aynı şeyleri söylüyorum. Yani sabrın, sebatın semeresi burada bir daha da ortaya çıkmış oluyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, "Men yuridillahu bi hayran yufakkihu fiddin." Allah-u Teala hayrını dilediği bir kimseyi dininde fakih kılar. Dininde fakih kılar. Dinin tüm alanlarında, başlangıçta usulünde, tevhidde, akaidde, sonra furuunda, bunların hepsini bu din kelimesi kapsar. Hatta bunun içine zımnen Arapça öğrenmek de girer. Çünkü dini anlamak ancak Arapça ile olur. Yani bir insan bütün ısrarlara rağmen, bütün ilan etmelerimize rağmen, eline gelen, ulaşan tercüme kitaplara rağmen hala ilim okuma konusunda bir gayret sarf etmiyor, ibadet etme konusunda bir gayret sarf etmiyorsa فَلَا يَلُومَنَّ اِلَّا نَفْسَهُ. Kendinden başka kimseyi ne yapmasın? Kınamasın, suçlamasın. Demek ki mahrum. Demek ki Allah-u Teala'nın kendisi hakkında hayır dilediği kişilerden değil bu kimse. O sebeple ben bu arkadaşlara, bizim o Arap dersine gelen, uzun yıllardan beri takip eden ve bu seviyeye ulaşan arkadaşlara yani teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah bu kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Azimlerini arttırsın. Evet. En son namaz ile ilgili hükümlerle alakalı olarak nereye değinmiştik? Hangi konuyu almıştık? Selama değindik. Ezanla alakalı değindiğimiz hususlar oldu. Öncelikle dedik ki ezanın hükmü nedir? Farz-ı kifayedir dedik. Farzdır dedik. Farz-ı kifayedir dedik. Ezanla alakalı yapılan bazı hususlara, yanlışlara, bidatlere değindik. Bunlardan sonra sabah ezanında hayy alel felah ile ilgili kardeşimiz soru sormuştu. Ona değindik. Ezan sırasında ve kamet sırasında eşhedü enne Muhammeden Resulullah dendiğinde parmaklarla, baş parmaklarla gözleri öpmenin bidat olduğuna değindik. Ezan duasındaki bazı sahih olmayan lafızlara değindik. Şimdi bugün başka namazla alakalı cemaate doğru giderken yapılması gereken bazı edep ve ahkama değineceğiz. Namaza giderken yapılan hatalardan bir tanesi de arkadaşlar, hızlı bir şekilde koşarak, hızlı adımlarla namaza gitmek. Özellikle de namaza kamet geldikten sonra, namaz için kamet getirildikten sonra insanların sanki 100 metre koşusuna katılıyormuşçasına böyle hızlı bir şekilde koşarak ön safa imama o rekatta yetişme gayretiyle caminin içinde gümbür gümbür koştuklarını görüyorsunuz. Bu da büyük bir hata. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadisi. Bukhari'de bu hadis. اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَةِ وَالْوَقَارِ. Namaza geldiğinizde, kameti duyduğunuz zaman, namaza kamet getirildiğini işittiğiniz zaman, namaza yürüyerek gelin. Yani koşmayın. وَعَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَةِ.
ve sekinet ağır başlı. Vel vakar yani hadi sakin bir şekilde gelin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve la tusri'u hadisin devamında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ve la tusri'u acele etmeyin, koşturmayın. Fema edraktum fesallu. Yetiştiğinizi namaza hangi rekatta yetiştiyseniz oradan kılın, oradan devam edin. Ve ma fatekum kaçırdığınızı da ne yapın? Fe'timmu tamamlayın. Kaçırdığınız rekatları da eğer koşmadığınızdan dolayı, ağır bir şekilde, ağır başlı bir şekilde yürüdüğünüzden dolayı imama birinci rekatta yetişmediyseniz ikinci rekatta yetişmiş olursunuz. Ne yapacaksınız? Namazınızı tamamlayacaksınız. Eksiğinizi tamamlayacaksınız. İlim ehli diyor ki bir insan namaza geç gelirse eğer ikinci rekatta yetiştin, üçüncü rekatta yetiştin, dördüncü rekatta yetiştin. Hangi rekatta yetişirsen o senin ilk rekatın oluyor. Yani racih olan görüş bu. Bunun aksini söyleyen fukaha da var. Ama racih olan görüş, sen imama üçüncü rekatta yetiştin. İmamın üçüncü rekatı ama senin birinci rekatın, ilk rekatın. Buradaki takılmamız gereken adab, namaza ağır başlı vakarla gelmek. Tabi bu ne zaman gerçekleşir? Ezanı duymadan önce, yani namaz vakti girmeden önce hazırlığa başlarsak gerçekleşir. Hele hele bizim gibi ülkelerde ezan okunup namaza hemen durulan, arada bir mühlet süre, vakit ayrılmayan ülkelerde namazdan 10 dakika önce, 15 dakika önce kişi kendini hazırlamalı. Abdest alarak, misvağını kullanarak, güzel kokusunu sürünerek. Yani namazdaki huşunun namaz dışındaki hazırlıkla da bir alakası var arkadaşlar. Yani sen ezan okunurken hala bir şeylerle meşgulsen, bir şeyler yapmaya çalışıyorsan, inan o namaza gittiğin zaman namazdan önce yapmış olduğun işi tamamlarsın o namazda. Beyninde ona verirsin, bundan alırsın, onu tamamlarsın, o tuşa basarsın değil mi? Bir de bakmışsın ki imam selam vermiş, 4 rekat namaz bitmiş. Ve sen alacaklarını almışsın, vereceklerini vermişsin. Bu da yanlış. Rivayette اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةِ kelimesi bize neyi ifade ediyor? Özellikle ikamet, yani namaza kamet geldiğinde ne yapın? Namaza yürüyerek gelin. Sebep, şayet sen namaza kamet geldikten sonra camide baktın ki kamet geldi, imam tekbir Allahu Ekber getirdi, sen arkadan camiye girdin, kapıdan başladın koşmaya. Önce namaza başlamış olan insanlara ne yaptın? Teşviş yaptın, onları rahatsız ettin. Hele hele böyle caminin tabanı tahta olan, ahşap olan camilerde gümbür gümbür koşulduğu zaman değil mi? Ne kadar nahoş bir manzara ortaya, ses ortaya çıkıyor. İkincisi, sen namaza koştuğun için nefes nefese kaldın, terledin. Allahu Ekber diye tekbiri getirdin ama sen namazda ne yapıyorsun? Nefes toplamaya çalışıyorsun. Nefesinin normale dönmesini çalışıyorsun. Bununla mı uğraşacaksın? Namazda huşuyu yakalamakla mı? Namazda huşuyu yakalamakla mı uğraşacaksın? Takılması gereken başka bir edep arkadaşlar. Namazı camide beklediğimiz sürece, hatta bir rivayette namaz için abdest alıp yola çıktığımızda ne yapmamamız lazım? Parmaklarımızı birbirine kenetlenmememiz, geçirmememiz lazım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki rivayette اِذَا تَوَضَّ اَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ Bu da Ebu Hureyre rivayeti. Sizden birisi namaz için abdest alırsa فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ Parmaklarını birbirine ne yapmasın? Geçirmesin. Tabi bu rivayetin kayıt altına alan başka bir şey var. Bize belirtiyor. O da namaz için yola çıktığımızda, yürüdüğümüzde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Bu ilk rivayet Tabarani Evsat'ta rivayet ediyor. Diyor ki ikinci rivayette Ka'b ibn Ucra اِذَا تَوَضَّعْتَ فَاَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ Abdestini aldığında ve iyi bir şekilde abdest aldığında ثُمَّ خَرَشْتَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ Sonra namaza gitmek için evinden çıktığında فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ Ne yapma? Parmaklarını birbirine geçirme. Tabi daha hususi, daha kayıt altına alınmış başka bir rivayet var. Diyor ki, اِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدْ فَلَا تُشَبِّكَنَّ Rivayette diyor ki,
اِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعَكَ فَاَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَنْ تَظَرْتَ الصَّلَاةِ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, namazda olduğun, namazı beklediğin sürece sen namazdasın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Namazı beklediğin sürece sen namazdasın. Onun sevabını alıyorsun, onun ecrini alıyorsun. Ve bu sebeple ne yapma? Parmaklarını birbirine geçirme. Parmaklarını birbirine geçirme. O şekilde namazda beklediğimiz zaman, camide beklediğimiz zaman hususiyetle yahut namaza çıkmak için evimizden çıktığımız zaman araca bindin. Böyle parmaklarını ne yapacaksın? Birbirine geçirmeyeceksin. Niye? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Nehyetmiş, yasaklamış. Namazla ilgili, özellikle camilerde, cemaatle ilgili, camiye girildiğinde yapılan başka bir hata, ezan okunduktan sonra camiden çıkılması. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayette, Ebu Hureyre radıyallahu anh, ennehu ra'a raculen kharaca minel mescidi ba'de en ezzenel müezzin. Müezzin ezan okuduğunda ve ezan bittikten sonra Ebu Hureyre camiden çıkan bir adamı görüyor. Fakale emma hâzâ fakad asâ ebel Kâsım. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, bu hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. Bu diyor namaz için ezan okunduktan sonra çıkan var ya bu adam. Fakad asâ ebel Kâsım. Ebu Kasım'a, kim o Ebu'l Kasım? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yaptı diyor? İsyan etti. Niye? İlim ehli bunun illetini araştırıyorlar. Diyorlar ki, başka bir rivayette de aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِذَا بُوْدِيَ لِسَّلَاهِ Namaza başlandığında اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ذُرَاد Şeytan arkasını döner ve yellene yellene, ses çıkarak yellene yellene arkasını dönerek gider. Hatta la yesme'et te'zin ta ki Hadis Buhari'de ezanı duymamak için diyor bunu yapar. Şeytan. Bazı ilim ehli diyor ki belki de diyor yani namazdan çıkan insan bu yapmış olduğu fiille kime benzemiş olur? Şeytana benzemiş olur. Ondan dolayı ne yapmamak lazım? Ezanını duyduktan sonra camiden çıkmamak lazım. Tabi zaruret hariç, zaruret müstesna. Said ibn-i Nusayib diyor ki kâle yukâlu şöyle denirdi. Said ibn-i Nusayib tabiinden. La yakrucu ahadun minel mescid ba'den nida illa ahadun yuridu rucu'a ileyhi ev münafik. Said ibn-i Nusayib diyor ki ezan okunduktan sonra namaza ezan okunduktan sonra camiden ancak şu iki kimse çıkardı. Ya namaza tekrardan geri dönmek için çıkan kimse, abdest alacaktır dışarıda veyahut da tekrardan dönmek için yani bir ihtiyacını giderip hemen yetişecek. Ya da münafık olan kimse. Yine rivayet var. Tabarani Evsat'ta rivayet ediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ref edilmiş merfu bir rivayet. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam La yesma'un nida'a fi mescid thumma yakhrucu minhu illa lihaca thumma la yarcu ileyhi illa munafiq. Ezan okunduktan sonra camiden ihtiyacı olmaksızın herhangi bir ihtiyacı olmaksızın çıkan ve sonra camiye tekrardan dönmeyen ancak münafıktır diyor Aleyhisselatü. Ona dikkat etmek lazım. Ama diyelim ki bir camiye girdiniz, ezan okundu, ezan bitti. Sonra ilerideki camiye gidip orada o namazı kılmak daha uygun gördünüz. Birisiyle buluşacaksınız. Ezan bitmiş olmasına rağmen o camiden çıkıp diğer oradaki camideki namaza gitmenizde bir beis yok. Ama namaza girdin sonra çıktın ve hiçbir gerekçe yok. Bu nedir arkadaşlar? Münafıklık alametidir. Yapılan başka hatalardan bir tanesi de arkadaşlar. İmam namaza başlamak için tekbir getirdiğinde, Allahu Ekber dediğinde bazı insanların arkada caminin bir köşesinde
konuştuklarını, aralarındaki bir meseleyi halletmeye çalıştıklarını görüyorsunuz. İmam orada namaza başlamış. Bunlar burada ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Bir mesele halletmeye çalışıyorlar. Halbuki doğru olan nedir? Kişinin imamla birlikte hemen namaza durması. Tabii bu şunu gerekli kılmaz. Yani camide mubah olan, haram olmayan şeylerin konuşulmasının yasak olduğunu gerekli kılmaz. Bazıları da zannediyor ki camide dünya ile alakalı hiçbir şey konuşulmaz. Evet, asıl olan camilerde Allah'ın zikri, Kur'an-ı Kerim, namazdır. Ama bazıları da şöyle bir uydurma hadis zikrediyorlar. Diyorlar ki cami içinde diyor konuşmak ateşin odunları yediği gibi, ateşin odunları yakıp küle çevirdiği gibi cami içinde yapılan konuşmada insanın sevaplarını, hasenatını yer bitirir. Bundan dolayı sakın ha camide ne yapmayın diyenler var. Konuşmayın. Ama bizler biliyoruz ki hadis Sahih Müslim'de sahabeler Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la sabah namazını kıldıktan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabelere doğru döndüğünde sahabeler konuşurlarmış Medine'de. Cahiliye döneminde yaptıkları bazı komik şeyleri kendi aralarında böyle hatırlarlarmış. Bunları konuşurlarmış. Bundan dolayı da gülerlermiş sahabeler. Tabii fazla namaz kılınıyor sabah namazından sonra. Oturuluyor. Güneşin doğmasını bekliyorlar. Güneşin doğmasını bekleyip oturdukları yerde zikrediyorlar. Ondan sonra tabii bu vakitte hem Allah'ı zikrediyorlar hem de aralarında mubah olan bir şekilde, mubah bir kelam olan bir şekilde eski dönemdeki yaptıkları böyle kendilerini güldürecek şeyleri zikrediyorlar. Ve gülüyorlar. Ve Aleyhisselatü Vesselam da bunlara tebessüm ediyor. Diyor ki Cabir İbni Semura Semmak İbni Harp diyor ki Semmak İbni Harp radıyallahu anh Cabir'e soruyor. اَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturur. Aynı mecliste bulunur muydun? Diyor ki sen Cabir İbni Semura نَعَمْ كَثِيرًا evet çokça otururdum hep. Yani vaktimin çoğunu onunla geçirdim. كَانَ لَا يَقُومَ مِنْ مُسَلَّهِ الَّذِي يُسَلِّ فِيهِ الصُّبْحَ اَوِ الْغَدَاتَ sabah namazını kıldığı yerden ayrılmazdı aleyhissalatü vesselam. Orada otururdu, orada beklerdi. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ güneş doğana dek. Güneş doğana kadar. Bu da bir sünnettir. İnsanın güneş doğana kadar sabah namazını kıldığı yerde beklemesi. Ama tabi eğer imam ya da müezzin gelir. Hacı abi camiyi kapatıyoruz. Çıkman gerek derse o ayrı. Diyor ki فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ güneş doğduğunda aleyhisselatü vesselam ne yapardı? Kalkardı. وَكَانُوا يَتَحَدَّفُونَ Cabir radıyallahu anh sahabenin Peygamber aleyhissalatü vesselamla olan bu ilişkisini anlatıyor. Diyor ki ve sahabeler diyor konuşurlardı kendi aralarında. Ve yehudûne fî emril cahiliye ve cahiliye dönemindeki bazı konulardan bahsederlerdi. Feyadhakûn sahabeler mescitte ne yaparlardı? Gülerlerdi. Ve yetebessem sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatü vesselam da onlara ne vardı böyle? Tebessüm ederdi. Demek ki mescitte mubah olan şeylerden bahsetmek nedir? Caizdir. Ama alım satım, bir şeyler satmaya çalışmak, bir şeylerin bağlantısını yapmak, pazarlamasını yapmak bunların hepsi caiz olmayan davranışlar. Yahut namaz kılan insanlara teşviş varsa, yani adam orada Kur'an okumaya çalışıyor, buradakiler yüksek bir sesle kendi aralarında sohbet ediyorlar. Mubah olsa bile. Bu hususta ne değil? Doğru değil. Kerih görülmüş çünkü diğer namaz kılan insanlara ne yapıyorsun? Eziyet veriyorsun. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Nebi aleyhissalatü vesselam'a ref ediyor bu hadisi. Diyor ki aleyhissalatü vesselam سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا ahir zamanda Allah-u Teala'nın mescitlerinde halkalar şeklinde oturmuş insanlar göreceksiniz.
camilerde halka halka oturmuşlar. İmamuhumud dünya. Onların imamı, başındaki sohbetin konusu ne? Dünya olacak. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, فَلَا تُجَالِسُوهُمْ Onlarla oturmayın. فَاِنَّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ ف۪يهِمْ حَاجَ Allah-u Teala'nın öyle kimselere ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala'nın öyle kimselere de ihtiyacı yoktur. Bu hadisi İbn-i Hibban sahihinde rivayet ediyor. Tabarani aynı şekilde. Şeyh Albani silsile sahihe de bu hadisi hasen olarak zikrediyor. Evet. Yapılan başka bir hata, camiye girildiğinde insanların iki rekat tahiyyetul mescid kılmadan oturmaları. Başka bir hata, insanların namazda boş bir arazide böyle çayırda namaz kılan kimse gibi önüne sütre almadan, önüne bir sütre koymadan namaz kılması. Bu da hata. Yani ilim ehlinden bazıları namazda sütreye doğru namaz kılmayı, kişinin kendisiyle secde edeceği yere bir sütre koyması hususunu bazı alimler farz olarak görüyor. Vacip olarak görüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan olan rivayette buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, اِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ Farz olduğunu söyleyenler, sütrenin vacip olduğunu söyleyenler bu hadisi zikrediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, اِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ Sizlerden birisi namaz kıldığında, فَلْيُصَلِّ اِلَى سُتْرَةٍ Bir sütreye doğru namaz kılsın. وَلْيَدْنُ مِنْهَا Ve bu sütreye yakın dursun. Adam namaza durmuş, 15 metre ilerisinde direk var. Zannediyor ki o sütresi onun. Aldık bu meseleleri özellikle Umdetul Ahkam şerhinde namazla ilgili hükümlerde. Ama cumhur, ilim ehlinin cumhuru sütrenin, namazla sütre edinmenin farz olmadığını, sünnet olduğunu söylüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam soruluyor rivayet Müslim'de. Su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an sutretil musalli. Namaz kılan kimsenin sutresi nasıl olmalı? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam fakale misle muakharatir rahil. Atın ya da devenin, eğerinin arkasındaki yükseklik gibi. Yani ilim ehli bunu neyle tahdit edip neyle belirliyor? Bir zira. Yani sütrenin en azı ne kadar olmalı? Bir zira olmalı. Yani bir arşın parmak uçlarından dirseğe kadar olan mesafeye biz ne diyoruz? Zira diyoruz. Tahiyyatul mescid ise arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın camiye giren kimsenin oturmadan önce kılmakla emrettiği bir namaz. Bu namazın da hükmü bir kısım alimler tarafından farz olarak görülmüş. Evet, Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ebu Katade Es-Sulemi diyor ki, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, İzâ dehale ahadukumul mescide, fel yerke' rak'ateyn. Sizden birisi camiye girdiğinde iki rekat namaz kılsın. قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ Neyden önce? Oturmadan önce. Yani camiye geldin, namazdan önce, namazdan sonra ve iki rekat namaz kılmadan oturdun. Ne yaptın? Peygamber aleyhissalatü vesselamın nehyini, yasağını çiğnemiş oldun. Ve fi rivaye aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Katade dekhalel mescid. Bir rivayette de bize tahiyyetul mescidle alakalı, iki rekat mescid namazıyla alakalı şöyle bir ayrıntı naklediliyor. Ebu Katade camiye girdi. Fevaceden nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme calisen beyne ashabihi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla oturmuş bir şekilde bulunuyorken Ebu Katade geliyor camiye. Fecelese ma'ahum.
Ebu Katade namaz kılmadan gelip oraya oturuyor. Ebu Katade ne yaptı radıyallahu anh? İki rekat mescit namazını kılmadan Peygamberimizin ashabıyla oturduğu yere gelerek oturdu. Fekale lehu ma menaka en terka. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ey Ebu Katade. Bakın işin ehemmiyetine, önemine bakın. Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla konuşuyor. Sözünü bölerek, sözünü keserek Ebu Katade'ye dönüp diyor ki senin diyor iki rekat, seni iki rekat namaz kılmaktan alıkoyan şey nedir? Niye kılmadın? Ebu Katade diyor ki ra'aytuke calisen ve'n-nasu culus. Sen de oturuyordun, insanlar da oturuyordu. Sizleri otururken buldum, ben de geldim oturdum. Kale diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ. Sizlerden birisi camiye girdiğinde iki rekat kılmadan ne yapmasın? Oturmasın. Şimdi size bir fıkıh sorusu. Diyelim ki bir adam geldi, camiye girdi, iki rekat kılmadan oturdu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nehyini, yasağını çiğnemiş oldu. Artık zaten yasak çiğnendi diyerek oturmaya devam etmeli mi? Yoksa bu adam kaldırılıp namaz kılmakla emredilmeli mi? Ha, ikincisi değil mi? Kalk iki rekat namaz kıl. Şimdi bazı fukaha şunu zikrediyor. Diyor, yani madem bu adam bu yasağı çiğnedi, oturdu. Artık oturmaya ne yapsın? Devam etsin. Ama burada konuyla alakalı ne var? Hadis var. Artık bu hadis geldikten sonra, su geldikten sonra toprağın artık bir değeri yok. Teyemmüm alamayız. Yani hadis gelmiş. Hadis geldikten sonra artık aklın içtihadatına gerek yok. Aleyhisselatü Vesselam kaldırmış. Hatta Aleyhisselatü Vesselam hutbedeyken, cuma hutbesindeyken, insanlara hutbe verirken sahabelerden bir tanesini, oturan bir tanesini ne yapıyor? Kaldırıyor. Sözünü kesip kaldırıyor. Kalk diyor. Ebu Zer radıyallahu anh bir gün mescide giriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki erakate rakateyn. İki rekat namaz kıldın mı ey Ebu Zer? Fekale la. Hayır. Kale kum. Kum. Kalk. Ferka'huma. O iki rekatı şimdi kılıyor. Yani hadis ilminin lezzetini almayan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin tadını almayan insanlara bu tür davranışlar ne geliyor? Böyle itici geliyor. Ya kardeşim sizler de yani böyle iki rekat namazmış, camiye girince oturmuş. Bırakın insan, adam camiye gelmiş, uğraşmayın insanlarla diyen zavallılar da var. Halbuki Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakın ashabıyla oturmuş. Bir hususta onlarla konuşuyor. Arkadan gelen birisi var, ona soruyor kıldın mı? Kalk iki rekat namaz kıl. Bunların hepsi ne olduğunu gösteriyor. Demek ki bu husus önemli. Önemli bir konu. İnsanlar bunu yapmadılar. Öbürküsünü yapmadılar. Diğerini uygulamadılar. Anlattığımız, birçok zikrettiğimiz sünnetler terk edildi. Hatalar yapıldı. Bir de baktık ki İnsanlar namaza geliyor ve namaza gelirken birçok yasakları çiğneyerek geliyorlar. Sebebi cehalet. İbn-i Hibban rahimahullah diyor ki bu hadisi zikrettikten sonra Ebu Zer hadisini enne tahiyyetel mescidi la tefutu bil culus. Mescid namazı oturduktan sonra ne yapmaz? Kaçırılmış olmaz. Bu hadisi zikrediyor. Diyor ki demek ki oturduğun zaman bile sonradan hatırlasan yahut seni birisi uyarsa kalk hemen kıl. Evet. Diğer bir husus. Tabi bazıları soruyor. Hocam camiye girdik sabah namazı için. Ancak iki rekat sabah namazının sünnetini kılmak için bir vakit var. Tahiyyetül mescid mi kılalım, sabah namazının ilk iki rekat sünnetini mi kılalım diyen bir kimseye ne dersiniz? Evet. İkisini birden aynı niyetle kılabilirsin deriz.
Hele bir de abdestini yeni aldıysan, hele bir de yeni abdest aldıysan, abdest namazının da niyetini yaparsın. Etti üç niyet. Başka? Ezan, kamet. Ezanla kamet. Arasında da namaz var. Etti dört niyet. İki rekatta dört tane niyet ederek dört niyetin Allah'ın izniyle sevabını alırsın. Ama bir adam sadece sabah namazının ilk iki rekat sünnetini kıldıysa, kılmaya niyet ettiyse, niyeti oysa ve iki rekat namazı kılıp oturduysa, tahiyyetül mescid, yani mescid namazını kılmamış olur mu? Üstünden düşer. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki iki rekat kılmadan oturmasın. Yani bu ister iki rekat tahiyyetül mescid olarak kıl ya da bunu ister iki rekat sabah namazının sünneti olarak kıl. Sen sabah namazının iki rekat sünnetini kıldığında ne yapmış oluyorsun? Zaten iki rekat namaz kılmış ve ondan sonra oturmuş oluyorsun. Bu sebeple bu yasak seni ne yapmıyor? Kapsamıyor. Camide gördüğümüz ve hala uygulanmaya devam edilen hatalardan bir tanesi de hele hele büyük camilerde müezzinlerin kametten önce, kamet getirmeden önce üç ihlas okuyup El-Fatiha diye cemaate Fatiha okutmaları. Yani bu sadece bizim namazdan önce, sabah namazından önce yani sabah namazından önce iki rekat camiye gelip tahiyyetül veya mesela diyelim evimizde sabah namazının iki rekat sünnetini kıldık. Sonra camiye gittik. Camiye girmeden önce ne yaptık? Tahiyyetül mescid namazını kıldık. Sonra vakit var. Kalktık abdest namazını kıldık. Olur Allah'ın izniyle. Ama nafile olarak, mutlak nafile olmaz. Yani sabah namazında mesela iki rekat kalkayım. Mesela sünneti kıldık. Sabah namazının sünnetini kıldık. Camide oturuyoruz. Dedik ya beklerken iki rekat kalkayım şurada bir namaz kılayım. Yani hiçbir sebep yok namaz için. Sebep derken abdest almış olmak gibi, camiye girmiş olmak gibi bir sebep yok. İki rekat mutlak bir nafile kılmak olmaz. Nehi var. Az sonra gelecek o konu. Ama sebebe bağlı namazlar, bir sebepten dolayı yapılan namazlar kılınabilir. Tabi az önce değindiğimiz bu müezzinin üç ihlas bir Fatiha okuma meselesi sadece yani bizim dikkatimizi çeken bir mesele, bizim alimlerimizin dikkatini çeken bir mesele değil. Şeyh Cemaleddin El-Kasimi El-Dimeşki, Şamlı bir alim diyor ki İslahul Mesacit adında bir kitap var onun. Mescitlerde yapılan hataların düzeltilmesi. Bundan yaklaşık 200 yıl önce yaşamış bir alim hemen hemen. 100 küsur yıl. Diyor ki, kıraatu suratil ihlas selâfen kable ikameti salâh. Namaza kamet gelmeden önce 3 kere ihlas okumak i'lânen ve bunu da bi'ennehu setukâmu salâh. Namaza az sonra kamet gelecek. İlanı için yapmak bid'a, la asla leh, aslı olmayan bir bidattir diyor. Aslı olmayan bir bidattir. Bunu diyen Cemalettin El-Kasimi, yani Şamlı, Dimeşkli bir alim. Yani ne Muhammed İbni Abdülvahhab, ne Bin Baz, ne Albani'nin sözü bu. Ki onlar da bunun bidat olduğunu söylüyorlar da. Burada niye? وَلَا حَاجَتَ لَهَا diyor ki Cemalettin Kasim'in buna bir ihtiyaç, bir hacet yoktur. Buna bir ihtiyaç, bir hacet yoktur. Yahut şeyden önce, tilavet, kametten önce bir Kur'an'dan bir ayet okumak aynı şekilde bunların hepsi bidattir. Tabi bazıları da var. Ne yapıyor? Üç ihlas okumuyor. El-Fatiha diyor. Sonra kamete kalkıyor. Bunların hepsi Allah'ın dininde olmayan, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine öğretmediği hususlar. Evet. Diğer bir hata sabah namazıyla alakalı.
namaza kamet gelmiş, sabah namazına. İmam namaza durmuş. Camiye o anda giren arkadaşlardan bazıları ne yapıyor? Sünnet kılmaya çalışıyor. Araya sünnet sıkıştırmaya çalışıyor. Yani imam orada namaza durmuş, Fatiha'ya başlamış. Bizim cemaat arkada geç gelmiş, sünneti kılmaya çalışıyor. İmamı ta nerede yakalıyor? Yakalarsa son rekatta, tahiyyatta yakalıyor. Yahut yakalayamıyor, yahut yakalıyor. An Malik ibn Buhayne enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ra'a raculen. Diyor ki Malik ibn Buhayne. Nebi aleyhissalatu vesselam وَقَدْ اُقِيمَتِ الصَّلَاتُ يُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ Namaza kamet geldikten sonra namaz kılan bir adam gördü Peygamberimiz Aleyhisselam. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Namaz bitince, namazı Aleyhisselatü Vesselam bitirince لَا فَبِهِ النَّاسِ İnsanlar etrafına toplandı Aleyhisselatü Vesselam. Sahabeler. وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ Pardon. لَا فَبِهِ النَّاسِ İnsanlar bu adamın etrafına toplanıyor. وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu kamet geldikten sonra namaz kılan ve bugün hani gördüğümüz camilerde diyor ki اَسُّبْحَ اَرْبَعًا Sabah ne zamandan beri 4 rekat oldu? اَسُّبْحَ اَرْبَعًا Sabah namazı 4 rekat mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam burada ne yapıyor? Bu namaz kılan kimse diyor ki yani sabah namazını 4 rekat mı yaptın? Yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Doğru olan ne arkadaşlar? Doğru olan kişi camiye girdi. Sabah namazı için kamet geldi. Hemen imama uyması. Sünneti ne zaman kılacağız? Sabah namazının 2 rekatlık sünnetini ne zaman kılacağız o zaman? Farzdan sonra da kılabiliriz. Yahut güneş doğduktan sonra duha vaktinde de kılabiliriz. Kays İbni Ömer radıyallahu anh sahabeden diyor ki Ra'ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ana usalli rak'ateyl fecri ba'de salatil fecr. Nebi aleyhissalatu vesselam beni sabah namazından sonra, sabah namazının farzından sonra 2 rekat sabah namazının sünnetini kılarken gördü. Fekale dedi ki ma hatanir rak'atan. Diyor ki aleyhisselam nedir bu kıldığın 2 rekat namaz? Çünkü sabah namazından sonra güneş doğup bir mızrak miktarı yükselinceye dek namaz yasak. Diyor ki aleyhisselam ma hatanir rak'atan ya Kays. Nedir bu 2 rekat namaz ey Kays? Kultu ya Resulallah لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَهُمَا هَاتَانِ Ey Allah'ın Resulü! Sabah namazının 2 rekat sünnetini kılmış değildim. İşte bu 2 rekatı ne yapıyorum? Sabahtan sonra kılıyorum. Başka bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam Kays'ın ki rivayette Kays rivayetinde bir adam diye geliyor, nakil geliyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki niye diyor bu 2 rekat nedir? O da diyor ki bu 2 rekat sabah namazından önce kılmadığım 2 rekat. Rivayette diyor ki: "Kale feseketen nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem." Nebi Aleyhissalatu vesselam ne yaptı bunun üzerine? Sustu. Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın sükût etmesi nedir arkadaşlar? Bir tasdiktir, ikrardır. Şayet yapılan şey yanlış olsaydı o yanlışı anında ne yapardı? Uyarır, düzeltirdi. Biz usulü bir kaydeden bahsetmiştik. La yecuzu te'khirul beyani an vaktil hace. Bir şeyin açıklanması ihtiyaç duyulduğu vakitten ne yapılmaz? Te'khir edilmez. Yani burada yapılacak şey, yapılan 2 rekatlık namaz fiili. Sabah namazından sonra kılınan bu 2 rekat namaz. Yanlış olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu orada ne yapmazdı? Terk etmezdi. Onu hemen o anda uyarırdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste ne buyuruyor? Sahih hadiste. اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ
Namaza kamet geldiğinde kad kameti salah, kad kameti salah, kameti duydun. Diyor ki aleyhissalatü vesselam fela salate, artık namaz yoktur. İllel mektube, farz olandan hariç. Of, kılacak olan farz namaz var. Bazı ilim ehli diyor ki yani namaz batıldır. Sen imam Allahu Ekber demiş. Kamet geldikten sonra namaz, farz namaz başlamış. Sen kenarda nafile namaz kılarsan diyor ki aleyhissalatü vesselam fela salate, namaz yoktur. Yani batıldır diyenler var. Ancak yani namaza kametten önce başlamışsın ve namazı bitirmeye yakınsın. O zaman ilim ehli diyor ki namazına devam et. Sabah namazının sünnetini kılıyorsun. Artık kamet geldiğinde son teşehhüttesin. Ettehiyyatı okuyorsun. Yani orada namazını bozma. Ama baktın ki Allahu Ekber tekbir getirdin. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber kamet getirmeye başladı. Burada namazı ne yapacaksın? Keseceksin. Namazı bırakacaksın. Nereye gideceksin? Farz namaza gideceksin. Evet, namazı nasıl ikiye tamamlamak? Nerede olursan ol. Namazı mesela diyelim. Sen sabah namazının ilk rekat sünnetinin ilk rekatını kılıyorsun. Rükudayken Subhane Rabbiyel Azim derken kamet geldi. Ne yapacaksın? Namazı bırakacaksın. Yani namazdan çıkacaksın. Efendim? İkinci rekattasın, ayaktasın, daha Zamm-ı Sure'yi okuyorsun. Çıkacaksın. Çünkü sen Zamm-ı Sure'yi okuyup rükûyu yapıp secdeyi yapana kadar her hele Türkiye'de ne yaparsın? İmamı tekbirini değil ilk rekatını kaçırırsın. Kays İbni Ömer gibi radıyallahu anh gibi ne yapabilirsin? Namazın farzı kılındıktan sonra kalkıp kılmadığın iki rekat sünneti kılabilirsin. Arkadaşlar bakın cehalet ne kadar kötü bir şey. Yani insanlar özellikle pazar günleri görüyorum ben bunları. Niye? Çünkü pazar günü cemaati ayrı. Hafta işe gidenler camiye gelmiyorlar genelde. Pazar günü işte alışmadığı için haftanın diğer günlerinde koşa koşa camiye geliyor. Bir de bakıyor kamet gelmiş eşofmanlarıyla. Arkadaşımız camiye girmiş. Ne yapması lazım? İmama uyması lazım. Ne yapıyor? Sünneti kılıyor. Aleyhisselatü vesselam hadis çok açık. İzâ ukîmetis salâh felâ salâte illâ el mektûbâ. İbn-i Abdülber ne diyor bakın. El hüccetu indet tenâzu'i es sünneh. İhtilaf olduğunda insanlar birileri yap caizdir, birileri yapma caiz değildir dediğinde diyor ki İbn Abdülber hüccet, delil, hakem kimdir? Sünnettir diyor. Hakem sünnet. Kimse ortaya artık o saatten sonra sünnet orada sünnetin hakemliği olduktan sonra aklını koyamaz kimse değil mi? Bana göre, bize göre diyemez. Diyor ki İbn Abdülber فَمَنْ اَدْلَى بِهَا فَقَدَ فْلَحَا. Kim diyor sünnete varır, sünneti alırsa fakat اَفْلَحَا. Ne demek اَفْلَحَا? Kurtulmuştur. وَتَرَكَ التَّنَفُّلَ عِنْدَ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَتَدَارَكَ بَعْدَ قَضَاءِ الْفَرْضِ اَقْرَبُ اِلَى اتِّبَاعِ السُنَّةِ وَتَرْكُ التَّنَفُّلِ عِنْدَ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَتَدَارُكُهَا بَعْدَ قَضَاءِ الْفَرْضِ اَقْرَبُ اِلَى اتِّبَاعِ السُنَّةِ. Peki İbn Abdülber. Kamet geldiğinde insanın nafile namazı terk edip çıkması ve farz namazdan sonra onu kılması اَقْرَبُ اِلَى اتِّبَاعِ السُنَّةِ. Sünnete daha yakındır. Yani görüyorsunuz damarlarında hadis, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine saygı akan, saygı dolaşan bir alim ancak böyle konuşur. Değil mi? Çünkü konuyla ilgili hadis gelmiş, sünnet gelmiş. Diyor ki, burada hüccet nedir? Sünnettir. Ama Allah'ın kelamının kadrinin kıymetini bilmeyen,
Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takdir etmeyen, bilmeyen insanlar var ki, bırakın böyle nafileleri keselim mi kesmeyelim mi meselelerde, Allah'la ilgili, onun isimleriyle, sıfatlarıyla ilgili meselelerde öyle laflar ediyorlar ki insanın kanının donması mümkün değil yani. Donması mümkün değil. Geçen, başımdan geçen bir olay bahsedeyim. Ki ibret olur. Bir arkadaşla bir medreseye gittik. O medresedeki hoca arkadaşa sordu. Ben de meşgulüm, telefonla konuşuyorum. Yanımızdaki arkadaş da Arap. Bu dedi, bu arkadaş kim? Sofi mi? Tasavvuf erbabından mı? Tasavvuf tarikatçı mı? Arkadaş da yok dedi. Bu dedi Medine'de okumuş. Dedi bu dedi Selefi. Tabii ben telefonla konuşuyorum. Bir kulağım da onlarda. Telefon konuşması bitti. Buyur kardeşim dedi. İşte Arapça konuşuyoruz. O da biraz Arapça konuşuyor. Hayırdır, buyurun filan. Dedi ya işte nasıl yani selefilik filan nedir bu? Hangi selefilikten filan? Dedim ya bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının peygamberden aldığı meşhur öncü alimlerin, ilk üç çağdaki tanınmış alimlerin söylediği akideyi benimsemek budur. Tabii yani adam medresede hoca çocuklara Kur'an ezberletiyor. Söylediğim laflardan bir şey anlayamıyor ama. Niye? Çünkü bir altyapı da yok. Dedi yani nasıl yani mesela? Dedim ki mesela biz iman ediyoruz, inanıyoruz ki Allah-u Teala arşına istiva etmiştir. Çünkü Allah-u Teala dedim siz de hafızsınız. Çocuklara Kur'an öğretiyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde Allah-u Teala arşına ne yaptı? İstiva etti. Dedi, Allah Allah dedi ya nasıl olur böyle bir şey? Dedim ya ben Allah Allah demem lazım yani. Sen nasıl inkar ediyorsun bunu? Allah-u Teala'nın 7... Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde böyle söylediğini zikrettim sana. Dedim İbn-i Kayyim'in dediği gibi bırak Kur'an-ı Kerim'deki 7 yeri. Kur'an ve sünnette bine yakın ne var? Delil var, nas var. Dedim okumuyor musun Tebareke suresinde? Emintum men fissemâi en yaksifa bikumul ard. Göktekinin sizi yere geçirmesinden, başınıza taş yağdırmasından emin misiniz? Tabii ben başladım Allah Teala'nın kitabından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden deliller zikretmeye. Aleyhisselatü Vesselam, اَلَا تَأْمَنُونِي Bana güvenmiyor musunuz? اَنَ اَم۪ينُ مَنْ فِي السَّمَا Ben göktekinin eminiyim, güvendiği bir kimseyim. Hadisler. Dedim bu aynı zamanda Ebu Hanife'nin, İmam Bukhari'nin, Şafii'nin, Ahmet İbni Hanbel'in itikadıdır. Tabii ben karşıdakini ikna etmek için gereken her şeyi naklettim. Yanında da avamdan bir vatandaş oturuyor. O da az çok Arapça biliyormuş. O medresede eğitim almış. Yani 45-50 yaşlarında birisi. Dedim yani bu mesele böyle bir mesele. Burada dedim yani buna teslim olmamız lazım. Ya dedi olur mu dedi ya. Aklımızdan dedi ölçmemiz lazım önce dedi bunu. Hani biz derslerde alıyoruz ya sohbetlerde. Maturidilik ve eş'ariyle alırken. Diyoruz neden onlar 7 ya da 8 tane sıfatı ispat ederler? Çünkü akılları bu 7 sıfatı, 8 sıfatı kabul ettiği için derler ki akıl bunu kabul ediyor. Biz de bu sıfatları kabul ediyoruz. Dedim yani hangi akıldan bahsediyoruz? Yunan aklı mı? Hint aklı mı? Budist aklı mı? Ben dedim yani bu mesele bu şekilde. Akıl makıl yok mu burada? Nas var. Ziyaratan Allah bizim ona nasıl iman edeceğimizi de bizden daha iyi bilir. Bize bu şekilde hitap etmiş. Bu bizim ortaya çıkardığımız bir husus mesele değil. Ve oradaki vatandaş dedi ki ya hele durun tabii ben yetişmem lazım bir yere gitmem lazım. Dedim yani başka bir vakitte istiyorsanız oturalım konuşalım. Hakkı beyan edelim. Ama şimdi kalkmam lazım. Öbür oturan vatandaş ya durun kafamız karıştı şimdi. Şu doğruyu öğrenemem nedir bu meseledeki doğru. Tabii olayla ilgili ayetleri duyunca vatandaş avam kafa kirlenmemiş. Beyine henüz o aklın pisliklere bulaşmamış. Ayetleri duyunca, hadisleri duyunca, fıtratın bunu gerektirdiğini duyunca ne yaptı? Evet, yani böyle bir şey de olabilir. Anında şüpheye düştü. Evet yani. Ama öbürküsü ne yapmış? Akıl kirlenmiş. Kaçak var. Kur'an ve sünnetin yanında terazi olarak ne kullanıyor? Akıl kullanıyor. Hangi akıl? Yunan aklı, felsefesi. İşte buradan başlayarak arkadaşlar diğer meseleleri de buna kıyas edebilirsiniz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın
o kadar açık, o kadar sarih sözleri varken bir de bakıyorsunuz ki insanlar onun tam aksini yapıyorlar. Bırakın insanların onun tam aksini yapmasını, peygamberin söylediğini yapanları da ne yapıyorlar? Sanki peygambere muhalefet eden, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini çiğneyen, onu sayıp saymayan insanlar ilan ediyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bu İbn Abdülber'in dediği gibi hüccet olarak, terazi olarak, hakem olarak sünnetin tayin edilmemesinden kaynaklanıyor. Her meselede, her meselede hakem olan, terazi olan nedir? Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi اِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ. Bir şeyde diyor, nizaya düştüğünüz zaman, anlaşmaya düştüğünüz zaman, bir şey, Arapçada nedir bu? Nekira. Ne demek nekira? Herhangi bir şey. Büyük, küçük. Büyük, küçük. Herhangi bir meselede ihtilafa düştüğünüz zaman, nizaya düştüğünüz zaman ne diyor Allah-u Teala? Ferudduhu. Onu da götürün. İlallahi, Allah'a ve Resulihi. Allah ve Resulihi. Adama ayet söylüyorsun, hadis söylüyorsun diyor. İyi de akıl bunları kabul etmiyor. Onu kabul etmeyen senin aklın. Benim aklım kabul ediyor. Evet. Başka bir mesele, az önceki konuyla alakalı. Sabah vakti girdiğinde biz buna ne diyoruz? Fecir, sadık. Yani imsak diyor değil mi? Bizim namaz takvimlerde imsak deniyor. Bunun fıkıhtaki, fıkıh literatüründeki ismi nedir? Tulu'ul fecir. Fecrin doğması. Yani sadık olan fecrin doğması. Yani sabah namazı vaktinin girdiği o vakit, imsak. Artık o vakitten sonra insan ne yapamaz? Nafile namaz kılamaz. Ancak sebebe bağlı olan namazları kılabilir. Diyor ki ne bir rivayette, Tirmizi rivayet etmiş bu hadisi. Hani Yasar Mevla ibn Ömer, Ömer'in mevlası, hizmetkarı Yasar diyor ki Ra'an ibn Ömer ve ana usalli ba'de tulu'il fecr. Diyor sabah namazı vakti girdikten sonra İbn Ömer benim namaz kıldığımı gördü. Fekale ya Yasar, ey Yasar, inne rasul, bakın sahabe hemen. Sahabe direkt hüccet, sünnet. Diyor ki ey Yasar, İbn Ömer diyor ki ey Yasar, İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haraca aleyna ve nahnu nusalli hadihi salah. Nebi aleyhissalatu vesselam bizim yanımıza çıka geldi ve bizim bu namazı kıldığımızı gördü. Fekale, dedi ki aleyhissalatu vesselam, liyuballigh şahidakum, şahidukum gâibekum. Burada hazır olanınız hazır olmayana tebliğ etsin, bildirsin, nakletsin. La tusallu ba'del fecri illa secdedeyn. Fecirden sonra, imsaktan sonra sadece ne kılın diyor Aleyhisselatü Vesselam? İki rekat sünnet kılın. Sabah namazının sünneti. Hatta bununla ilgili olarak ilim ehli şunu da zikrediyor. Said İbnül Müseyyib rahimahullah bir adam görüyor. Sabah namazı vaktinin girmesinden sonra namaz kılan bir adam görüyor. Yani namaz kılıyor, uzunca kılıyor, rükûyu uzatıyor, secdeyi uzatıyor ama o vakitte yapmaması gereken bir namaz. Said İbni Müseyyib, tabiinin büyüklerinden diyor ki ona namaz kılma. Nehyediyor onu. Bu adam da biraz zeki. Diyor ki ya Ebu Muhammed yuazibunillahu alessalah. Yani Allah şimdi beni bu kıldığım namaz sebebiyle bana azap mı edecek? Yani ben sorumlu mu olacağım? Namaz kılıyorum yani. Birçok insanın verdiği cevap da bu değil mi? Cahilane cevap. Diyorsun ki bak, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gecede hususi bir ibadet yapmak yasaktır. Rivayet Müslim'de
Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Cuma gecesini ne yapmayın? İbadete has kılmayın. Gündüzünü de oruca has kılmayın. Bakın şimdi memlekete bu akşam, Perşembe geceleri yani yarınki gece. Perşembe'ye, Cuma'ya bağlayan gece. Camilerde nikah tazeleyen mi? Değil mi? İtikat tazeleyen mi? Yasinler okuyan mı? Evlerde toplanıp özel ibadetler yapıp Yasinler, Tebarekeler okuyan mı? Bunların hepsini görürsünüz. Bunlara dediğiniz zaman ya yapmayın. Verdikleri cevap aynı bu adamın verdiği cevaba benziyor. Ne dedi bu adam? Şey, Said ibn-i Müseyyib'e. Allah beni bu iki rekat kıldığım namazdan dolayı beni hesaba mı çekecek? Şimdi bunlar da diyor ki ya Kur'an okuyoruz. Kötü bir şey yapmıyoruz ki yani. Kötü bir şey yapıyoruz da Allah bizi bundan dolayı hesaba mı çekecek? Ne diyor Said ibn-i Müseyyib? Cevap olarak. Evet. Sen diyor Allah sana bundan dolayı değil. Resulullah'a muhalefet ettiğinden dolayı ne yapacak? Azap edecek, hesaba çekecek. Bir tarafta Peygamberimiz böyle buyurmuş, diğer tarafta böyle yapıyorlar. Evet, burada kalalım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet. Bu meselelerle alakalı, namazlarla alakalı var mı sorusu olan? Evet. Evet. Burada şimdi namazı bırakacağız yani. Evet. Namazdan çıkmak vardır. Yani selam vererek çıkacağız burada direkt. Evet. Namazdan nasıl çıkacağız? Güzel bir soru. Nafile namazı. Sünneti kılıyoruz. Kamet geldi. Namazdan çıkacağız. Bazıları sağa selam vererek çıkıyor. Hayır. Senin içinden namazı bırakmaya niyet etmen yeterli. Yani ben namazdan çıkıyorum. Namazı bitiriyorum demen yeterli. Artık ondan sonra sağa sola selam vermene gerek yok. Evet. Var mı oradan sorusu olan? Diyorlar ki müezzin kamet okurken insanlar da müezzin içinden tekrarlaması gerekir mi? Ezan doldurmak. Evet. Müezzin kamet getirirken çünkü rivayetlerde "Zâ semi'tumul müezzine" müezzini duyduğunuzda "fekûlû mitle mâ yekûl" dediğini deyin. Lafzından dolayı müezzin kamet getirirken onun getirdiği şekilde onu tekrarlamak da meşrudur, müstehaptır. Bu şekilde de lecne-i daime fetva vermiş. Bununla da amel edilebilir. Evet. Harekatlarımızı sevdiler. Biz yeni girdik içeri. Evet. Kalkmalarını bekleyelim mi yoksa? Doğru olan imama nerede yetiştiysen orada imama tabi olmak. Secdede yetiştin. Allahu Ekber deyip secdeye gideceksin. O rekat sayılır mı sayılmaz mı? Sayılmaz. Tafsili ayrıntısı bu derslerde önümüzdeki haftalarda gelecek. Evet. Başka? Bu namazı eksik yaptık. Teberrük yani dördüncü rekattayız. Yani eksik oldu. Gene secdeye gideceğiz. Seyir secdesi yapacağız. Yapacağız. Hı. Ama dördüncü rekattayız. Teberrük yapacağız. Teberrük tabii. Teberrük halindeyiz. Sonra gideceğiz. Secde yapacağız. Ondan sonra selam vereceğiz. Evet. Onunla damat kılarken tozum değişince de var bebekten. Namaz kılarken sütre ile sütre var değil mi sütre? Sütrenin arasından çocuk geçmeye çalışırsa o çocuğu ne yapacağız? Önümüzden geçirmeyeceğiz. Engel olacağız. Hocam belki 1,5-2 yaşındaki çocuksa. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bırak akıl bali olmayan, mükellef olmayan çocuğu önünden bir hayvan geçmeye çalıştığında, koyun geçmeye çalıştığında Nebi Aleyhisselatü Vesselam göğsünü duvara doğru dayayarak engel olmaya çalışıyor. Hayvana engel oluyor. Hepsi, bütün çocuklar. Bütün çocuklar. Al kucağını, kucağında namaz kıl. Evet, başka sorusu olan yoksa bununla yetinelim. Önümüzdeki hafta, çarşamba, cumartesi günü Riyad-ı Salih'in dersinde buluşmak üzere.